Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kendinize giden yolda eğlenceli bir oyun oynayacağız. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Öncelikle şunları bilelim. Sizlere bu oyun için bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikayeyle ilgili soru soracağım. En doğru cevaba ulaşabilmeniz için de kendinize karşı dürüst olmak ve aklınıza ilk geleni söylemeniz gerekmektedir. Hikayemize başlayacak olursak, masanızın üstünde bitmemiş bir işler dolu. İş arkadaşlarınız çoktan evlerine gitmiş, saate bakıyorsunuz. Saat de size bakıp bakıp gülüyor. İçinizde gittikçe ağırlaşan bir duyguyla işleriniz acaba hiç bitmeyecek mi diye düşünüyorsunuz. Profesör dünyanın en sıkıcı konusu hakkında 3 saatlik derste anlatıyor da anlatıyor. Defterinizde karalama yapmak için hiç boş yer kalmadı ve dersin sadece yarım saati geçti. Zamanın içinde donduğunuzu hissediyorsunuz. Beklemek kimi zaman herhangi bir anlık acıdan çok daha özel bir tür işkencedir. Can sıkıntısı ve bunalma bir araya geldiğinde en sağlam insanı bile paniğe uğratabilir. İlk yolculuğumuz bizi sonsuzluk ile yüz yüze getirecek. Kendinizi hazırlamak için bir süre bekleyin ve uçsuz bucaksız bir çöle girin. Bu kadar düşündüğünüz yeter arkadaşlar. İlk olarak hiç sonu yokmuş gibi görünen ıssız ve geniş bir çölde deveye binmiş gidiyorsunuz. Yorgunluktan bir tap düşene kadar deveyi sürdünüz. Sizi taşıyan deveye hangi sözleri söylerdiniz? İkinci olarak ise tam susuzluktan öleceğinizi düşünürken önünüzde güzel bir vaha göründü. Ama bu da ne? Birisi sizden önce oraya varmış. Bu yolcu kim acaba? Lütfen tanıdığınız birinin adını verin. Üçüncü olarak da çölde zaman çok yavaş geçiyor ve uzaktan bir kasabanın ışıklarını görene kadar sanki asırlar geçmiş. Nihayet varacağınız yere geldiniz. Yolculuğunuzun sonuna geldiğinizde neler hissediyorsunuz? Dördüncü olarak ise uzun zamandır üzerinde ilerlediğiniz deve ile ayrılma zamanı geldi. Deveden inerken yeni bir sürücü geliyor ve sizin kalktığınız eğri oturuyor. Bu yeni binici kimdir? Hayatınızdan bir başka kişiyi seçiniz lütfen. Evet arkadaşlar, aslında buradaki çöl ve deve kişisel bağımsızlık yolculuğunuzu sembolize eder. Tam olarak söylemek gerekirse bu senaryo sizin sevgilinizden ayrılmanız durumunda duygularınızı açığa çıkarır. Cevaplarınız yollarınızı ayırma vakti geldiğini nasıl tepki vereceğinizi söyler. Peki ilk sorduğumuz soruya verdiğiniz cevap üzerinden bir değerlendirmede bulunacak olursak, deveye söylediğiniz sözcükler aşkın bittiğini fark ettiğinizde kendi kendinize söyleyebileceğiniz şeylerdir. Şöyle cesaret verici sözler söylediniz mi hiç? Bir şekilde başaracağız. Ya da merak etme, bu sonsuza kadar böyle gitmez, elbet düzelir. Yoksa kararsız bir havanız mı vardı? Kaybolduk, hiç umut yok, sanırım burada öleceğiz gibi. İkinci olarak verdiğiniz cevapla ilgili yorum ise, psikoloji terminolojisinde vaha, kişinin sorunlarının çözmesini sembolize eder. Burada karşılaştığınız kişi sizi rahatlatmış, size yardım etmiş ya da ileride ihtiyacınız olduğunda yardımını isteyebileceğiniz birisi olabilir. Üçüncü soruya verdiğiniz cevapla ilgili ise, yolculuğun sonunda vardığınız kasaba, kırık kalbiniz iyileştiğinde duygularınızın yeniden yola girmesini sembolize etmektedir. Kasabaya vardığınızda hissettikleriniz, biten aşkınız hakkındaki gerçek hislerinizdir. Ve sonuncu olarak
Dördüncü soruya verdiğiniz cevapta ise yeni binici sizin için gizlice bir rekabettir. Kıskançlık hisleri beslediğiniz ya da için için kızdığınız birisidir. İsmini verdiğiniz bu kişi aşkta bir rakibiniz mi yoksa bir zamanlar kalbinizi kırmış olan birisi mi? Son olarak ise arkadaşlar, bu testimizin sonucu hiçbir şekilde size kesin hükümler vermenize sebep olmamalıdır. Bunlar sadece ihtimal üzerine kurulu sonuçlardır. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.